Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde inheritance'ın yapısını incelemiştik. Bu dersimizde de programatik olarak inheritance'ı nasıl kullanabiliriz proje üzerine onu görmeye çalışalım. Evvela bir tane hayvan sınıfı oluşturalım arkadaşlar. Bir tane de kedi sınıfı oluşturalım. Kedi sınıfımızı hayvan sınıfından miras alalım ve kedi sınıfımızı da main metodu içerisinde kullanmaya çalışalım. Hemen başlayalım. Ben dersten önce projemi oluşturdum. Sağ tık yapıyoruz. CD Startup Project diyerek projemizi aktif hale getirdik. Bir tane class oluşturmak istiyorum. Sağ tık add class diyorum. Classımın ismine hayvan veriyorum arkadaşlar. Ve public erişim belirleyicisiyle işaretleyerek bu class'ın her yerden erişilebilmesini sağlıyorum. Bu classım içerisinde şunları kapatayım önceki projelerle karışmasın. Bu iç, bu hayvan sınıfımız içerisinde public erişim belirleyicisinde string veri tipinde hayvan isim olsun. Public string hayvan cinsiyeti olsun. Bir de public string hayvan rengi olsun. 3 tane property tanımladım arkadaşlar. Field'larımızı tanımadık. Bir tane de metot tanımlayalım. En basit seviyede anlatmaya çalışıyorum. Çok karışıklaştırmaya gerek yok. Public void ee, bilgi mesela hayvan bilgisi göster adına da metodum olsun arkadaşlar. Bu metot çağrıldığı zaman sout diyorum. Pardon kafam java'ya gitti. Console.writetown diyorum. Buraya hayvanın ismi diyelim ve buradaki hayvanın ismini yazdıracağım. Böyle yaparsak hayvanın cinsiyetini böyle yazdıralım. Tabii ki de şu anda biz bunu yazdırmaya kalksak buradaki değerlerimizi biz sadece tanımladık. Eşittir koyup herhangi bir değer ataması yapmadığımız için bunlar bize nal olarak gelecek. Ben şimdi bunları zaten atayacağım. Şimdi değil ama Hemen hayvanın rengini de yazdıralım arkadaşlar. Hayvan rengi diyorum. Tamam. Şu an benim hayvan adında bir tane klasım var. İçerisinde 3 tane property tanımladım. Bir tane de metot tanımladım. Bu metot da hayvanın bilgilerini ekrana yazdırma işini yapıyor arkadaşlar. Şimdi bir tane daha klas oluşturuyorum. Saatlik et klas dedim. Hatta oluşturmadan önce sizlere bir şey göstermek istiyorum. Private string Mesela Integer diyeyim hatta bunu, hayvanın yaşı olsun. <laughs> bunu private olarak tanımadım arkadaşlar. Hemen sağ tık yapıyorum, add class diyorum. Bu sefer de kedi adına bir tane class oluşturdum ve bu kedi classımı da public erişim belirleyicisiyle işaretleyerek her yerden erişilmesini sağladım. Arkadaşlar bizler kedi sınıfımız, hayvan sınıfını miras alabilmesi için Java'da İki şey pardon C şartta iki nokta üst üste koyarak miras alıyoruz. Java'da çalıştığım için aklım bazen Java'ya gidiyor. Kusura bakmayın. Bir önceki derste de ben extend anahtar kelimesini burada kullanmışım. Arkadaşlar bu extend olmayacak. Bu iki nokta üst üste olacak. Java'da iki nokta üst. Java'da extend anahtar kelimesi kullanılarak miras alınıyor. C bizim kedi klasımız hayvan klasını miras alabilmesi için iki nokta üst üste koyuyoruz arkadaşlar. Ve buraya hayvan yazıyoruz. Bunun anlamı kedi sınıfı diyor ki ben hayvan sınıfını iki nokta üstüne koyarak miras almak istiyorum demiş oldu. Şu an miras aldım arkadaşlar. Buraya hiçbir şey yazmıyorum. İçerisi boş olacak. Geliyorum buraya. Main metodumun içerisine gelmek istiyorum. Ve buraya geldim. Kedi sınıfımdan bir tane kedi nesnesi oluşturduğum zaman ben burada kedi sınıfımın içine nokta koyduğumda Fark ettiniz mi arkadaşlar? Hayvanın ismi, hayvanın rengi, hayvanın cinsiyeti. 3 tane property var. Bakıyorum kedi sınıfımın içerisine. Arkadaşlar bomboş. Hiçbir şey tanımlamadım. İşte ben buradaki hayvan sınıfımı, kedi sınıfı miras aldığı için sanki kedi, kedi sınıfı içinde tanımlanmış gibi ben buradaki hayvan sınıfının içindeki propertyleri, metotları kediden erişebiliyorum. İşin mantığı budur. Bir sınıf, bir sınıfın metotlarını propertylerine sahip olmak istiyorsa iki nokta üst üste kullanarak onu miras alır. Onun sahip olduğu şeylere direkt çökebiliriz. Sahip olabiliriz kısacası. Buraya geldiğimizde kedinin üzerine geldiğimde üç tane property görüyorum. Bakın hayvan bilgileri gösterme durumda burada. İlk başta bunların değerlerini atayalım. Hayvanın ismi boncuk olsun. Kedi dedim. Hayvanın cinsiyeti kişi olsun. Hayvanın rengi de bakın arkadaşlar zaten burada bize söylüyor. Ben hep söylemiştim bunları tool okumak çok faydalıdır. Ben bir field'ım string veri tipinde değerler kabul ederim. Hayvan sınıfı içerisinde tanımlanmış hayvan rengi adına bir tane değişkenin property'im diyor. Zaten burada bize hayvan sınıfı içerisinden geldiğini gösteriyor arkadaşlar dikkat ettiyseniz hayvanın rengi de beyaz olsun. Bunları da ekrana yazdırmak için ne yapacağız? Bir hayvanın bilgilerini göster metodunu kullanmak istiyorum. Ve konsol readline diyerek de konsolumu ekranda tutuyorum. Hemen çalıştırdığımız zaman bilgileri ekranda görmemiz gerekiyor. Evet bilgileri ekranda gördük arkadaşlar. Hayvanın ismi boncuk, dişi ve beyaz olarak ekrana geldi. Arkadaşlar sizlere çok önemli bir nokta daha göstermek istiyorum. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama hayvan sınıfı içerisinde ben hayvanın yaş adında bir tane property daha tanımlamıştım. Ama ben bu property private erişim belirleyicisiyle işaretledim. Private bu. Ve ben burada program CS üzerinden geldiğimde kedi dediğimde hayvanın ben burada yaşını göremiyorum. Çünkü hayvanın rengi Hayvanın ismi, hayvanın cinsiyeti ve hayvan bilgisi göster metodu bunlar public olarak tanımlandı arkadaşlar. Public olarak tanımlandığı için ben bunları erişebiliyorum. Eğer ki hayvan sınıfım içerisinde bunlar private olarak tanımlansaydı ben bunlara main metodu üzerinden erişemeyecektim. Çünkü private erişim belirleyicisi ne demekti? Sadece bulunmuş olduğu klasın içerisinden erişilebilen bir erişim belirleyicisiydi. Dışarıya kapalı dış dünyaya kapalı erişim belirleyicisi. O yüzden benim buradaki hayvan yaş adındaki tanımlamış olduğum property'me ben buradan erişemiyorum. Ama aynı şekilde buna da gelip ben buradan public'e çekersem buradan geldiğim zaman hayvanın pardon buradan hayvanın yaşına da arkadaşlar erişebiliriz. Bunu da ekrana yazdıralım. Ama gelip buradan onu da yazdırmamız gerekiyor. Hemen gelelim. Hayvanın yaşı. Hayvanın burada yaşını hemen yazdıralım. Projemizi çalıştırdığımızda hayvanın yaşını da burada görebiliyoruz. Arkadaşlar en temelde miras alma konusu budur. Bir klas, bir klasın özelliklerini ve metotlarını almak istiyorsa iki nokta üst üste koyarak miras alabiliriz arkadaşlar. Bir de şunu da göstermek istiyorum son olarak. Video sonlandırmadan önce. Mesela ben kedi sınıfım içinde şu anda hiçbir şey yazmadım. Fakat ekstra şeyler de tabii ki de tanımlayabilirim. Mesela public void mesela kedi metot adında bir tane metot yazdım. Mesela kedi miyavlıyor adına bir tane metot yazabilirim. Ondan sonra public int string kedinin mesela göz rengi adına bir tane property tanımlayabilirim arkadaşlar. Ve ben burada bir tane property tanımladım, bir tane de metot tanımladım kedi sınıfı içerisinde. Ekstra gelirim buradan aynı şekilde kedi sınıfımın instance'ı örneği üzerinden buradaki tanımlamış olduğum kedinin göz rengi ve kedi metotları buradan erişebilirim. Dikkat edin. Bu tipe baktığınız zaman zaten söylüyor. Kedi göz rengi adında ben bir propertyim ve kedi sınıfı içerisinde tanımlandım. Dikkat edin hayvan demiyor. Aynı şekilde kedi metot da ben kedi sınıfı içerisinde yazılmış geriye void döndüren bir tane metot olduğunu zaten burada söylüyor. Yani sizler bulunmuş olduğunuz klasın içerisinde ekstra propertyler metotlar tanımlayabilirsiniz. Ekstra bir klası da miras alabilirsiniz. Son olarak söylemiş olacağım bir noktada şu bir klas sadece bir klası miras alabilir arkadaşlar. Yani benim buradaki kedi sınıfım hayvan sınıfını miras aldı ve hakkı bitti. Burada mesela bir tane daha sınıf olsaydı kedi sınıfım bir tane daha sınıfı miras alamazdı. Bir sınıfın yalnız bir sınıfı extend miras etme, miras alma hakkı vardır. Şu anlık anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar bu videoda. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Kendinize iyi bakın, İyi günler diliyorum.